Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bisikletimi modifiye ediyorum. Bildiğiniz gibi bisikletim var. Onun arkadaşlar burada ürünlerimiz var, işte gösterim ürünleri. Arkadaşlar ipimiz var, direksiyona bağlayacağım. Bayrağımız var, onlara bakacağız, bağlayacağımız yerlere. Şöyle kırmızı kağıtlar var, elcik mercik yapacağız, zil. Sonra şöyle bir süsler var. İki tane çamurluk var ön arka. Bir de arkadaşlar oturak gibi bir şey var burada, sele. Bir de sepet var arkadaşlar. Bunları şimdi bisiklete montajlayacağız. Arkadaşlar şimdi arka çamurlu seleye takalım. Arkadaşlar arka çamurlu taktık, sıra ön çamurlukta. Arkadaşlar şimdi çamurluğumuzu takma zamanı. Arkadaşlar şimdi ön çamurluğumuzu da taktık, sıra arka seleye takacağız arkadaşlar. Şimdi arka seleye takacağım. Arkadaşlar şimdi arka seleye taktık. Şimdi sıra sepette. Arkadaşlar şimdi sıra seleye takmada. Arkadaşlar şimdi sepeti de taktık. Şimdi sıra bayrakta, bayrağı sepete takacağız. Arkadaşlar bisikletimizin bayrağınızı da taktık. Şimdi sıra arkadaşlar şu direksiyon arkadaşlar, tam şuraya şöyle ip var arkadaşlar elimde. O ipi geçireceğim. Bakalım güzel olacak. İpimizi buraya yaptım. Tek şurada bir boşluk kaldı. Orayı da buluruz, ip hallederiz. Arkadaşlar burada Erdem de var. Sıra zilde zilimizi takacağız. Bir de şu süsü takarız. Ya da şimdi onu da takalım. Arkadaşlar zili buraya takacağım. Burada ipler var. Buraya takarız zili. Ya da şunları biraz alırız, şöyle buraya takarız. Arkadaşlar zilimizi taktık. Altta süsümüz de var. Hemen şuraya sepetin şurasını taktım. Arkadaşlar şimdi o kırmızı kağıtlarla buraya elcik yapacağım ikisine. Kırmızı elcik kağıdını buraya elcik yaptım. Bir de buraya da yaptım arkadaşlar. Şimdi ne kaldı? Lastikleri kırmızı kağıtlarla şeyler yapacağım arkadaşlar. Şuralara şöyle süsler. Bir de lastikleri beyaza boyayacağım kenarları. Lastiğimize kırmızı şeylerimizi de yaptık. Orada da var bakın hatta. Şimdi arkadaşlar sıra beyaz boyamız da arkadaşlar. Şurada gördüğünüz zaten birazcık var. Böyle beyaz yazılar yazacağız. Ya da yazıların üstünden geçeriz. Burada zaten var. Bakalım başka nerede yazı var. Şurada da mesela arkadaşlar yazılar var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama onları mesela üstünden geçeceğim ben birazdan bu boyalarla. Bir de çizikleriniz var şöyle. Şuralarda biraz çiziklerimiz var. Onları arkadaşlar kırmızı boyası da var orada. Kırmızı boyaları da var. Onlarla kapatacağız. Arkadaşlar şöyle lastiğin yazıları mesela boyamaya boyadım birazcık. Daha bunları boyuyorum. Daha güzel olacak. Şu an biraz böyle kötü duruyor. Onları böyle daha güzelleştireceğim. Şöyle mesela belli olur. Biraz odaklısın kamera. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oluyor. Öbür tarafları da boyayacağım. Şurası mesela çok boş. Orada yazı yazmıyor. Ben oraya kendim bir yazı yazarım. Ben buraya kendim Tofaş yazdım. Çok yazı Tofaş'a benzemedi ama işte siz anlayın Tofaş olduğunu. Arkadaşlar bisikletimizin öbür lastiğin öbür tarafını da yaptım. Buraya da yine Tofaş yazdım. Burada da boşluk vardı. Şuraya da naylon yazının üstünden geçtim. Şurada birazcık var. O güzel olmadı. Orada zaten hatalı. O lastiğin yapımı hatalı. Şurada var arkadaşlar bir tane. Orada şey olduğu için belli olmuyor fazla. İşte burası var. Şu kısım biraz çirkin oldu ama şu sayıları güzel yaptım. Bir de şurada var arkadaşlar. Onları ben boyadım. Şimdi sıra ön tekerimiz. Lastiğimin önce ilk halini göstereyim. Bakın şimdi ilk hali bu. Sonraki halini göreceğiz. Lastiğimiz bitti. Bakın burada boyaları falan yaptım. Burayı da yaptım. Şuraya görmeden gelin burası. Bir şey diyecektim ama neyse artık o kadar çirkin oldu. Arkadaşlar ön lastikte bayağı yarıklar var zaten, şöyle biraz odaklanırsanız görürsünüz. Yarıklar olduğu için arkadaşlar hiç zor boyanıyor, çok zor boyanıyor. Şimdi bu lastiğin yan tarafında hepimde mesela bakın buralarda küfler var ya arkadaşlar. O küfleri beyaz boyayla falan boyayacağım, kapatacağım. Şimdi öbür lastiğe bakın. Arkadaşlar öbür lastiğimizde tam bakın şöyle bir şey. Şimdi bunu da boyayacağız. Bu lastiğimiz de bitti. Bu yazıları da beyaza boyadık. Arkadaşlar öbür tarafta çirkin olan yerin aynısı arkadaşlar. Burada da var. Burası da bok gibi oldu. Yani burada bir sıkıntısı var arkadaşlar lastiğin. Çok küçük mü yazılar ya da bende mi sıkıntı var anlamadım. Aşağıdaki çizikleri göstereyim. Şurada biraz küfler şeyler var. En çok şurada var. Şimdi ben arkadaşlar küfleri bir boyayayım. Gördüğünüz gibi ön maşamızı boyayabildiğim kadar boyadım. Yani bu boyayla çok olmuyor. İşte yapabildiğim kadar yaptım. Şuralarda mesela bisikletin kırmızı taraflarında da çizikler var. Şu beyaz taraflarında var. Şimdi arkadaşlar şu şasiyi görün. Bir de boyadıktan sonra haline bakalım. Bisikletimin boyamasını bitirdim. Siz gördüğünüz gibi bisiklete bayağı eklemeler falan yaptık. Şuradaki mesela çizikleri falan kırmızı boyayla kapatabildiğim kadar kapattım arkadaşlar.
Buraya da beyaz maş, önünde beyaz maş olduğu için oraya da maşayı da boyadım. Şurada gördüğünüz gibi birazcık siyahlık vardı. Hala da var ama arkadaşlar şimdi kapatabildiğim kadar kırmızıyla kapattım. Lastiklere beyaz boya attım, öyle bayrak şey yaptım. Çamurlukları taktım, ip bağladım direksiyona göre. Şuraya ipler şey geçirdim, ercik yaptım kendi çapımda. İşte arkadaşlar lastikleri de yan tellerinde şöyle kağıtlar geçirdim, öyle şey olsun dönerken güzel gözüksün falan diye. Şurada da Kemal Türk yazımız var, o normalde yoktu, onu da ben taktım varsayın. Koltuk değişik, koltuk kötü biliyorum. İşte arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Gördüğünüz gibi bisikleti modifiye ettim. Zil taktım, bayrak taktım falan. İşte bu modifiyeleri yaptım. Sizler daha çok bisikletli videolar gelmesi istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi mobiletimiz de var. Onunla da istiyorsanız modifiye yapmamızı istiyorsanız like atın. Onun bildiğiniz gibi boyası biraz iyi değildi. Onun boyasını şey yapacağız arkadaşlar. Şu an astar attık üstüne. Boya atacağız kırmızı. Şu an motor tamirde arkadaşlar. Neden diye sorarsanız arkadaşlar motorda kasnak sıkışması oluyordu. Kasnak sıkışıyordu, motor gitmiyordu. Teker sıkışıyordu. O yüzden şimdi arkadaşlar motoru ben tamirciye de bıraktım. Bir iki güne getirir motoru, boyalı halini de gösteririm size. İşte arkadaşlar bugünlük bu kadar, da görüşmek üzere.